Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliklerimize başlıyoruz. Etkinliklerimizin ilk bölümü Türkçeden deyimler ve atasözleriyle ilgili. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim diyor. Havalara uçmak bir deyimdir. Havalara uçmanın anlamı çok sevinmek olur. Evet, şurada. Küplere binmek, bu da kızmak anlamına geliyor. Nerede var? Sinirlenmek var. Evet, aşağıda. Nam salmak, bu da herkes tarafından tanınmak anlamına geliyor. Evet, ünlü olmak diye yazılmış. Ünlü olmak. Gözü gibi bakmak, korumak, kollamak. Evet, hemen o da onun altında. Kulak misafiri olmak. Bir şeyi gizlice dinleme. Evet, aşağıda varmış zaten gizlice dinlemek. Kara çalmak. Kara çalmak da birine iftira atmak ya da kötülemek gibi anlamlara gelir. Evet, iftira atmak var. Kulak kesilmek, dikkatli dinlemek, iyi dinlemek var şurada, evet. Çene çalmak, o da çok konuşmak anlamına gelebilir. Dudak bükmek, beğenmemek, evet yukarıda var. Kulağına küpe olmak, ders çıkarmak anlamına geliyor. Bir şeyden ders almak. Başka da kalmadı. Deyimlerimizi bu şekilde eşleştirmesini yaptık. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle atasözleri oluşturup altlarına yazalım. Sıvama dereyi paçaları görmeden, dereyi görmeden paçaları sıvama. Bu atasözümüz. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Yani herhangi bir şeyde karar vermek ya da herhangi bir şeye hazırlık yapabilmek için önce o şeyin ortaya çıkması lazım. Ona göre hazırlıkların yapılması lazım demek istiyor. Karşılaşmadığın, henüz görmediğin bir sorun hakkında hazırlık yapmaya başlama diyor. Önce sorunu bir gör, tanı, ondan sonra ona göre hazırlık yap demek istiyor. Aslan ya, belli yattığı olur yerden. Evet, bunu herhalde çoğumuz biliyoruz. Aslan yattığı yerden belli olur. Evet, bu atasözü de bize lafla sözle iş olmaz. Herkesin yaptığıyla kendisini göstermesi gerekir anlamına geliyor. Daha ziyade bu atasözü dağınık ve pis insanlar için kullanılır. Temiz insanların ya da düzenli, tertipli insanların evine, odasına girdiğinizde her şey gayet güzel, yerli yerindedir. Ancak dağınık, paspal ya da pis insanların evine, odasına girdiğinizde her şeyin karma karışık olduğunu görürsünüz. Ve derler ki aslan yattığı yerden belli olur. Lafa söze bakılmaz. Yaşadığı yere bakılır anlamına geliyor. Pas işleyen tutmaz demir. İşleyen demir pas tutmaz. Evet, işleyen demir pas tutmaz derken de işte aklını ya da bedenini çalıştıran insanlar körelmezler. Sürekli işte sağlıklı olurlar, enerjik olurlar gibi bir anlama geliyor. Yani bize çalışmayı öğütlemeye çalışıyor. Kitap okuyacağız, işte ne diyeyim, çeşitli zihinsel aktiviteler yaparak beynimizi çalıştıracağız. Spor yaparak veya bir şey, başka işlerde çalışarak da olabilir. Sonuçta bedenimizi de, yani kaslarımızı da çalıştıracağız. Böylelikle hem aklımız hem bedenimiz sağlam ve sağlıklı olacak anlamına geliyor. İşleyen demir pas tutmaz. İşleteceğiz, yani kullanacağız. Doktor eve girmeyen güneş girer. Bu da güneş girmeyen eve doktor girer. Evet. Eğer evimizi havalandırmazsak, işte yeterince temiz hava almazsa evimiz, aynı şekilde güneş ışığı da tabii ki önemli. Evimizin yeterince aydınlatması olacak, yeterince perdesi olacak. Sabahları güneşlikleri açacağız, içeriye güneş ışığının girmesini sağlayacağız, temiz havanın girmesini sağlayacağız. Eğer bunları yapmazsak o evden hastalık eksik olmaz demek istiyor bu atasözü.
Aşağıdaki tabloda gizli olan deyimleri bulup boyayalım. Evet, yol vermek. Hemen şurada yukarıdan aşağı var zaten yol vermek. Yüz vermek. Yüz vermek de yukarıdan aşağı şurada gördük. Göz almak. Evet, göz almak da bir geride şurada kalmış. Göz almak. Hak vermek. O da şu sona yakınmış. Hak vermek. Gün saymak. Gün saymak. Onu da şöyle çizgiyle yapalım. Gün saymak da buradaymış. Göz koymak. O da onun altında. Onu da çizgiyle yapalım. Göz koymak. El vermek. El vermek. El vermek. O neredeymiş? Vermek. Evet, şurada da el vermek saklı. Onları da bulmuş olduk. Türkçe bölümümüz bitti. Matematikten açılar bölümüne geldik. Aşağıdaki şekillerde kenarları kırmızıya, köşeleri sarıya, açıları maviye boyayalım. Önce kenarları kırmızı demiş. Önce kenarları kırmızıya boyama işini yapalım. İlk şeklimizde açının kenarı yani kolları ışınlar kolları oluşturuyordu. O halde onları kırmızıya boyayacakmışız. Kırmızıyla üstünden geçelim. Evet, açımızın kenarları bunlar. Açıyı oluşturan ışınlar aynı zamanda açının kenarları olmuş oluyorlar. Diğer bir ismi de açının kolu. Evet, açının kollarını kırmızı yaptık. Sonra neymiş? Köşeleri sarıya yapacakmışız. Köşeler sarı. Sarı sarı şuradan sarıyı alalım. Evet, köşeleri ben sarıya şöyle işaretlemiş olayım. Açının köşesi iki ışının başlangıç noktası aynı zamanda açının köşesini oluşturmuş oluyor. Sonra açıları maviye boyayın demiş. Açılar mavi. Açıyı şöyle açı yayıyla gösterelim ve açının içini maviyle dolduralım. Açı iki ışının arasında kalan açıklığa açı diyoruz. Aslında bu açıklığın tamamını boyamamız gerekir ama sonsuza kadar gittiği için gerek yok. Sadece içinde göstermiş olduk. İki ışının arasında kalan açıklık açı olarak isimlendiriliyor matematikte. Evet, kenarları kırmızı yaptık. Köşeleri sarıyla renklendirdik ve açı kısımlarını da maviyle gösterdik. İlerleyelim. Aşağıdaki şekillerin köşe, kenar ve açılarını sembolle gösterelim. Evet, bu sefer sembol demiş. Köşe. Birinci şeklin köşesi. Kalemimizi kırmızı yapalım. Kalem kırmızı. Köşesi. Birinci açımızın köşesi B köşesi. İkinci açımızın köşesi L köşesi. Üçüncü açımızın köşesi de Y köşesi oluyor. Sembol dediği bu. Yani o köşeyi isimlendirdiğimiz sembolü yazacağız. Kenarlar. Birinci açımıza bakıyoruz. Birinci açının kenarları AB ışını ya da BA ışını iki şekilde de söyleyebiliyoruz. AB diyelim. AB ışını birinci kenarı oluşturuyor. Sonra BC de diyebiliriz. CB de diyebiliriz. BC diyelim. BC ışını da diğer ikinci kenarı oluşturuyor. İkinci açımızdaki ilk kenar KL ışını ya da LK ışını, K ışını KL diyelim. Sonra öbür kenar LM ışını. LM ışını. Üçüncü açımızdaki ilk kenar VY ışını diyelim. VY ışını. Tekrar hatırlatalım. Tersten de söyleyebiliriz. Yani YV de diyebiliriz. VY de diyebiliriz. Diğer ışınımıza da YZ diyelim. Başlangıçtan başlamak biraz daha mantıklı olabilir ama çok değişen bir şey olmuyor. Açının sembolle gösterimi. Evet, şimdi açının isimlerini yazmamızı istiyor. Birinci açıya sadece köşedeki harfi söyleyebiliyorduk. B açısı diyebiliriz. Yeri gelmişken şunu da öğrenmiş olalım. Açı sembolümüz var. Harfin üzerine şöyle şapka yapınca bu açı anlamına geliyor. B açısı oldu şimdi bu. Peki bu birinci açımızın diğer ismi ne olabilir? ABC açısı olabiliyordu. ABC açısı yine üzerine şöyle bir
çatı gibi şapka yapınca bu açısı anlamına geliyor. Matematikte ABC açısı oldu şimdi bunun okunuşu. Diğer ismi ne olabilir? Tersten gidersek CBA. CBA açısı. Evet, böyle üçlü isimlendirme yaparken neye dikkat ediyorduk? Köşedeki harf daima ortaya gelmek zorundaydı. Onu da hatırlamış olalım. İkinci açımıza geçiyoruz şimdi. İkinci açımızın ismi sadece L açısı olabilir. Köşedeki harf olabiliyordu sadece. Sonra üçlü şekilde söylemek istersek KLM açısı olabilir. KLM açısı ya da MLK açısı üzerine açı işareti yaptık. Üçüncü açımız sadece Y açısı diye söyleyebiliriz. Sonra V, Y, Z açısı diye söyleyebiliriz ya da Z, Y, V açısı diye söyleyebiliriz. Yine hatırlatıyorum, üçlü şekilde söylerken köşedeki harfi mutlaka ortaya koymak zorundayız, yoksa olmaz. Aşağıdaki açıları standart olmayan açı ölçer ile ölçüp verilen açıların kaç birim olduğunu tahmin edelim diyor. Zaten burada bakın standart olmayan diyor. Yani o iletkiyle falan ölçün demiyor. Standart olmayan açı ölçer. Zaten bize o standart olmayan açı ölçeri de vermiş. Evet, buraya yaptığı şey standart olmayan bir açı ölçer. Bunun içinde birimler bakın 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim, 6, 7, 8 birimlik bir açı ölçer yapmışlar bize. Bunu kullanacağız. Yani bununla ilgili tahminler yürüteceğiz. Kaç birim olduğunu tahmin ediyor. Zaten kaç derece demiyor. Bakın kaç birim olduğunu. Bu tamamen tahminle gidecek bir şey yani. Yoksa cetvelimizle ya da iletkimizle ölçmeyeceğiz. Şu yandaki bu dilimlenmiş şeyle ölçeceğiz. Şimdi birinci açıya bakıyorum. Bu birinci açının içi şurası. Bakın çiziyorum içini. Bu açının içine bu yandaki dilimlerden kaç tane sığar? Bence şöyle olsa iki tane dilim sığıyor. O halde bu açı iki birim. Ama neye göre? İşte bu standart olmayan ölçme aletine göre. Şimdi geldik diğerine, ikinciye gelelim. Bu ikincinin içine acaba o yandaki dilimlerden kaç tane sığar? Sanırım 4 tane sığar o dilimlerden. O halde bundan 4 birim diyebiliyoruz. Ve sonuncuya geldik. Sonuncunun içi bayağı geniş. Şimdi bu az öncekine 4 dediğimize göre buna da 6 tane falan sığabilir. O halde buna da 6 birim diyoruz. Evet, burada yandaki o dilimlenmiş sembolle diğer açıların içerisine kaç tane dilim sığar ona göre tahmin yapıp kaç birim olduğunu bulduk. Fakat bu standart olmayan yani tahminle yapılan bir şey. İletkimizle falan ölçmedik. Sadece açıklığı işte 2 birimdir, 4 birimdir, 6 birimdir diye böyle hayali bir şeyle ölçmüş olduk. Asıl önemlisi açı ölçer dediğimiz, iletki dediğimiz cetvelle ölçmek. Çünkü o standart. Dünyanın neresine giderseniz gidin, diyelim ki şu ortadaki açıyı düşünelim şimdi. Bu açı diyelim ki iletkiyle ölçtüğümüzde eğer 85 derece olsaydı dünyanın neresine giderseniz gidin hep 85 derece olarak ölçülür. Yani Almanya'daki bir çocuk da orada iletkisiyle ölçse 85 derece bulur. İşte Amerika'daki bir çocuk da iletkisiyle ölçse 85 derece bulur. İletki standart bir ölçü aletidir. Ancak biz burada ne yaptık? Standart olmayan işte kendimizce yaptığımız dilimlere göre bir açı ölçmüş olduk. O yüzden tahminlerle olan bir şey olmuş oldu. Matematik bölümümüzü de bitirmişiz. Şimdi ışık kirliliği fen bölümüne gelmişiz. Gelecekte kullanabileceğimiz bir aydınlatma aracı tasarlayalım. Bu aracın görselini çizip özelliklerini yazalım. Evet, bu sizin hayal dünyanıza kalmış bir şey. O yüzden ben bir şey yapmayacağım buraya. Bir aydınlatma aracı tasarlamanızı istiyor ama bugünküler gibi değil. Henüz dünyada olmayan, gelecekte olabilecek bir şey yapmanızı istiyor sizden. Önce o aracın resmini çizecekmişsiniz, sonra da yan tarafına o aracın özelliklerini yazacakmışız. Aşağıdaki kutulara istenenleri yazalım diyor. Işık kirliliğinin olumsuz etkileri. Evet, ışık kirliliğinin olumsuz etkilerini düşünelim. Işık kirliliği neydi? Boş yere yanan ya da gereğinden fazla yanan ya da gereğinden az yanan ışıklara biz ışık kirliliği diyoruz. Işık kirliliğinin olumsuz etkilerinden birincisi göz sağlığıdır. Evet, göz sağlığını etkiler diyelim. Başka ışık kirliliği deniz kaplumbağalarını
olumsuz etkiliyordu. Onların yolunu şaşırmasına sebep oluyordu. Yine ışık kirliliği göçmen kuşların da, eğer göç yolu üzerindeki bu ışık kirliliği ise göçmen kuşları da olumsuz etkileyebilir. Kuşları olumsuz etkiler. Işık kirliliği yüzünden ne olur? Paralar boşa gitmiş olur. Para boşa gider. Evet, kalsın o şekilde. Işık kirliliğini azaltma yolları. Işık kirliliğine neden olur? Yetersiz ya da fazla aydınlıkların hepsi ışık kirliliğidir. Dolayısıyla yeterli aydınlatma yapmamız lazım. Doğru yönde aydınlatma yapmamız lazım. Önce onu yazalım o zaman. Doğru yönde. Doğru yönde aydınlatma yapılmalı. Evet, aydınlatmak istediğimiz yere doğru gitmeli ışık. Eğer ters yönlere gidiyorsa o işin bize bir faydası olmaz. Dolayısıyla boşu boşuna yanan, yani ışık kirliliği olmuş olur. Gerektiği kadar diyelim, gerektiği kadar lamba kullanılmalı. Kullanılmalı. Yani odamızı bir ampul aydınlatacaksa ama biz oraya 5 ampul takarsak fazla ışık olur, gereksiz ışık olur. Çünkü bir tanesi bile yetiyorsa geri kalanlar fazladır. Sonra ne olabilir? Işık kirliliğini azaltmak için süs amaçlı diyelim. Aydınlatma yapılmamalı. Binaların dışını falan bazen süslü görünsün diye aydınlatmalar takılıyor. İşte böyle süs amaçlı aydınlatmalar yapılmamalı, gereksiz yani. Başka ne olabilir? Tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Tasarruflu lambalar diyelim. Lambalar kullanılmalı. Evet, buraya da bu kadar yeter. Başka şeyler de söyleyebilir. İşte zamanlayıcılar falan da kullanılabilir. Özellikle sokak lambaları için ya da dışarıda yanan lambalar için. Bunu da böyle geçelim. Fen bölümü de bitti. Şimdi sosyaldeyiz. Bütçe oluşturma demiş. Aşağıda gamzelerin bir aylık gelir ve gideri verilmiştir. Gamzenin ailesinin bütçesini inceleyip istenilen bilgileri yazalım. Gamzenin ailesinin aylık kaç? Gamzenin ailesi aylık kaç lira artırıyor? Kaç lira artırıyor? Bunun için önce gelirlerini hesaplamamız lazım. 2500 lira annesinin geliri varmış. 2350 lira da babanın geliri varmış. Bir toplayalım bakalım. 0, 5, 8 ve 4. 4850 lira kazançları var. Peki artanı bulacağımıza göre giderleri de hesaplamamız lazım. Onları da bir toplayalım. Evet. 0, 5, 10, 15, 21, 29, elde var 2, 9, 18, 21, 25, 26, 27, 2 de elde var 29. 4850 lira gelirleri var, 2990 lira giderleri var. Bize artan parayı sorduğuna göre çıkaracağız. 4850'den 2990'ı çıkarıyoruz. 0, 15'ten 9 çıkarsa 6 burada kaldı, 7, 17'den 9 çıkarsa 8 burada kaldı, 3, 3'ten 2 çıkarsa 1. 1860 lira para artırabiliyorlar. O yüzden oraya 1860 yazıyoruz. İkinci soru, Gamze'nin ailesinin aylık gelirleri toplamı kaç liradır? Aylık gelirleri toplamı 4850 idi. Az önce topladık zaten, 4850. TL diye de yazalım yanlarına. Bunlar para birimi çünkü. Gamze'nin ailesinin aylık giderler toplamı, az önce topladık, 2990 lira. Bu bütçe denk bütçe midir? Neden? Evet, bu bizim sizinle konuşmadığımız bir şeydi. Denk bütçe işi. Denk bütçe demek gelirlerle giderlerin birbirine eşit olması anlamına gelir. Gelirlerle giderler birbirine eşit. Sonra denk bütçe diyoruz. Ancak Gamze'lerin ailesi denk bütçe değil. Bakın, gelirleri 4850, giderleri 2990. Zaten az önce ne hesaplamıştık? Artan parayı hesapladık. Yani Gamzelerin ailesinde para artıyor. Dolayısıyla gelirleri daha fazla. O yüzden buna bütçe fazla veriyor diyoruz.
O yüzden denk bütçe değil, yani gelirlerle giderler tam birbirine eşit değil. Denk değil. Fazla veren bir bütçe. Fazla veren bütçe. Yani iyi bir şey. Eğer açık verseydi o zaman Gamzelerin ailesinde gelirlerle giderler eşit olmayacaktı. Giderler daha fazla olacaktı. Yani borçlanmış olacaklardı. Ona da açık veren bütçe diyoruz. Ancak Gamzelerin ailesi açık vermemiş ama denk de değil. Dolayısıyla fazla veren bir bütçe iyi bir şey. Yani üç çeşit bütçe olabilir. Birincisi denk bütçe. Gelirlerle giderler birbirine tam eşit olur. İkincisi fazla veren bütçe. Gelirler daha fazladır. Aileye para kalır. Üçüncüsü açık veren bütçe. Gelirler giderlere yetmez. Aile borçlanır. O zaman açık veren bütçe olmuş olur. Buradaki bütçemiz denk bütçe değil, fazla veren bir bütçe. En çok harcama hangi alanda yapılmış? Bakalım. En çok harcama 950-950 ev kirası ve mutfak masrafı. Evet, ikisini yazalım. Ev kirası ve mutfak masrafın en fazla payı oluşturuyor giderlerde. Ev kirası, mutfak masrafı. En az harcama hangi alanda yapılmış? En az harcamaya bakalım. Evet, o da 160 lirayla faturalarda yapılmış. Faturalar. Aşağıdaki alana kendi bütçemizi yaparak değerlendirelim demiş. Kendi bütçenizi yapacaksınız. Bunu yaparken bir ay içerisinde elinize ne kadar para geçiyor, nelere harcıyorsunuz onları düşünmemiz gerekiyor. Mesela ben şöyle yazayım. Ben bir ay içerisinde diyelim ki annemden 20 lira para alıyorum diyelim ki bir ay içerisinde. İşte bir hafta 3 lira veriyor, bir hafta 10 lira veriyor derken 20 lira, aylık 20 lira annemden alabiliyorum diyelim. Babamdan da aylık 15 lira alabiliyorum diyelim. Dedemden de aylık 10 lira alabiliyorum diyelim. Topluyorum şimdi aylık gelirlerim neymiş? 20, 15 daha 35, 10 daha 45. Aylık gelirim 45 lira. Peki giderlerim neler oluyor? Diyelim ki bu ay top aldım. Topa 15 lira verdim. Daha sonra abur cuburlara 20 lira verdim. Sonra boya kalemi aldım diyelim ki boya kalemine de 8 lira verdim. Toplayalım bakalım giderlerim ne olmuş? 15, 20 daha 35, 8 daha 43. Evet, demek ki ben 45 lira aylık gelirim varmış ama 43 lira da giderim varmış. Şimdi değerlendirmemi yapayım. Değerlendirmemde gelirlerimle giderlerimi karşılaştırayım. Gelirlerim daha fazla olduğu için 45'ten giderlerimi çıkartıyorum ve 2 lira para kalıyor. Demek ki bütçem fazla veren bir bütçe değerlendirmemi yaptım. Bütçem fazla verdi yani 2 lira artırdım. Evet, bütçemi de oluşturmuş oldum. Sizler de kendinize göre bir bütçe buraya yazmış olmalısınız. Nasıl yapıldığını anladınız. Eğer hatalı şeyler yaptıysanız düzeltebilirsiniz. Hiçbir şey yapamayan da benim yaptığımı yapabilir. Çalışmalarımız burada sona erdi. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.